Evet, bugün ikinci antrenman videomu çekeceğim. Bugün güzel bir göğüs antrenmanı yapacağız bir arkadaşımla birlikte. Öncesinde kısa bir kardiyomuz olacak. Bizim kardiyomuz boks antrenmanı şeklinde oluyor. Ben bir süredir boks öğrenmeye çalışıyorum. Antrenmandan önce 40 dakikalık bir boks antrenmanı yapıyoruz. Yani ağırlık antrenmandan önce. Sonra ağırlık antrenmanıma geçiyorum. Bunu yapmamızın sebebi sabah erken saatlerde salon daha boş olduğu için biz boks antrenmanı yapıyoruz. Size önereceğim şey ağırlık antrenmanından sonra kardiyo yapmanız olur. Boks da çok güzel bir kardiyo antrenmanı. Salonunuz her türlü çok doluysa o zaman boks antrenmanınızı ağırlık antrenmanınızın sonrasını bırakın. Ya da herhangi bir kardiyo makinesinde yapacağınız yarım saatlik, 40 dakikalık bir kardiyo da sizi her türlü keser. Set falan yapacağız. Bunun ilk iki seti ısınma olacak zaten. Şimdi yine hafif kilolarla bir ısınmaya başladım. Bu ilk setim oldu. Saymadım tekrar ama sanırım 20 tekrar ya da geçmiştir. İlk sette maksimum tekrar, minimum ağırlık. Hani kaldırabildiğiniz maksimum ağırlığı %15 ile 20'si ile ısının. Güzel ısının. Omuz sakatlı, göğüs sakatlı yaşamak istemezsiniz. Şimdi gerçek kilolara geçeceğiz. Şu an 110 kilo var burada ve bu dördüncü ısınma setiyle birlikte, evet dördüncü setim bu. Yani kaç tekrar yapabileceğim maksimum tekrarıma bakmaya çalışacağım.
Hani buradaki amacım, bu amacım kilolarımı arttırabilmek. E bunun için de son tekrarlarda kiloyu azaltmamanız gerekiyor. Son tekrar olsa bile arttırın kiloyu, kaç tekrar yapabiliyorsunuz? Limitinizi görün. En azından ben her zaman böyle denedim. Şimdi 110 kilo var. Geçen hafta yine 25 kilo falan yapmıştım. Daha önce yaptığım bir kilo bu ama bu da bir süredir kaldırmadım. Piramit şeklinde olacak. Arttır gittim. Şimdi birazcık düşüreceğim. 2 set daha. Bir 10'ar kilo azaltarak yapacağım. Maksimum tekrar çıkartacağım ve aslında göğüs antrenmanı bitmiş olacak. Ama biz peşine 3 hareket daha yapacağız 4'er setten. O da bizim fantezimiz işte. Presten devam edeceğiz. Hiç araya fly falan sokmayacağız. Hazır göğüsler kanlandı. Güzel kan gitti göğüse. Şimdi incline press yapacağız. Göğsü büyüten ve göğüs için en gerekli temel hareketlerden birisidir incline dumbbell press. Bunu barla da yapabilirsiniz de. Oransızlık var benim videomda. Sol tarafım hep daha büyük. O yüzden ben bu hareketi dumbbell'la yapmayı tercih ediyorum. Çok da eşitlemeyecek ama gerçi. Az. Just a woman, never again. Seen it before, but not like.
iki hareketi birleştirerek yapıyoruz bu sete. 3 set yapacağız bu hareketi daha doğrusu ve iki hareketi birleştireceğiz. Son hareketimiz olan şınav, hani o kadar ağır kiloların üstüne, o kadar setin üstüne çıkmıyor. Hani herkese de çıkmaz zaten. 2 tekrar, 3 tekrardan sonra baktığınız olacak gibi değil. Dizleri koyup devam ediyorsunuz ama durmuyorsunuz. En az 6 tekrar. Seni de koyacağım. Evet, bu antrenman burada biter ve biz çekip gideriz. Sonraki kamplarda ve antrenmanlarda yine birlikte olacağız zaten. Önümüzdeki haftaki kamp organizasyonu da videoya alacağım, onu da kanalda paylaşacağım. Ve daha paylaşacağım bir sürü bölge var. Yapacağımız bir sürü süper setler var. Sonraki videolarda görüşmek üzere.